Devre mülk hayali kurdular, bir dolandırıcılık çetesinin ağına düştüler. Ellerinde, avuçlarında ne varsa kaybettiler. O ailelerden biri Şom Haber'e konuştu, kurulan tuzağın ayrıntılarını anlattı. gözümüzü boyadılar ve bizi dolandırdılar. Toplam şu anda çektiğim kredilerle beraber 140 bin lira dolandırıldım. Çete o paralarla lüks evler, otomobiller aldı. Bir değil, iki değil, üç kere dolandırıldık. Ama hayali bir mülk. Çünkü hiç kullanmadık, görmedik. Emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan çetenin tuzağa düşürdüğü mağdurlardan biri de imamlı çiftiydi. Senede 10 gün tatil yapacaksınız dediler. Biz de tamam dedik. <laughs> Sinan ve Elif İmamlı çifti Yalova'ya gitti. Dolandırıcılar diğer mağdurlarla birlikte onları bir tesiste ağırladılar. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sanki böyle bir an seni hipnoz ediyorlar. Bir gün boyunca gözlerini boyadılar ve ilk devremük satışlarını yaptılar. Birinciden kurtulayım derken ikinci tuzağa düştüm. Bir kere değil, iki kere de Tam üç kere eşim maalesef kredi çekmek zorunda kaldık. İmamlı çifti dolandırıcılardan kurtulmaya çalıştıkça daha çok tuzağa düştüler. İşin sonunda ellerinde Üç hayali devremlik tapusu kaldı ve 140 bin lira da paraları gitti. Biz burada sefilik çekiyoruz, onlar orada lüks işinde yaşıyorlar. Polis milyonlarca liralık vurgun yapan yüzlerce kişiyi dolandıran çeteye iki gün önce operasyon düzenledi. Bu dolandırıcılar yüzünden hiç huzurumuz kalmadı. 19 lüks otomobil, 24 ev ve arsaya el konuldu. 38 yaşındaki çete liderinin 13 milyon değerindeki spor otomobili de emniyetin otoparkına çekildi. Ben helal etmiyorum. İnşallah devletimiz hani bu işe el attı. İnşallah hakkımızı alırız. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 37'si kadın 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.